Zihin buradayken orayı özler. Oradayken burayı ister. Sen sesini kısmaya çalıştıkça, yani daha doğrusu sen onu unutmaya çalıştıkça, bastırmaya çalıştıkça o sesini daha gür bir şekilde. Mecburiyet çok büyük bir yalandır. İnsanın en büyük yalanı mecburum, zorundayım, ister istemez. Dolayısıyla mutlu olma, zengin olma, sağlıklı olma ya hakkınız olduğunu düşünün ve bunu elde etmek için gerekli çabayı gösterin. Sen kendini o bataklığın dışına çık, yarın öbür gün onları kurtarma şansın olabilir. Eğer kurtulmak istiyorlarsa. Akşam canlı yayınımızda önce anlatacağım birkaç şey var konu onunla ilgili. Sonra sorular, cevaplar, sonra pratik bir çalışma yapacağız. Tamam. Okey. Peki. DM'den cevap vermeye çalışıyorum. DM'nin ne olduğunu bilmiyorum desem şaşıracaksınız. Sorayım bakayım. Aslı'ya sorayım. DM neymiş? Evet. Öğreniyoruz. Arkadaşlar. Şimdi herkes hayatını bir düzene sokmak istiyor, değil mi? Hayatını güzelleştirmek istiyor. İyileştirmek istiyor, değil mi? Hayatını zevk verecek, mutluluk verecek şekle sokmak istiyor. Bu akşam çok basit şeylerden söz edeceğim. Basit şeylerden yola çıkarak nasıl çok önemli sonuçlar alabileceğimizden söz edeceğim arkadaşlar. Çözümün ve hayatımızdaki sorunların çözümünün çok basit olduğunu, basit ve sağlam bazı işler, şeyler yaparak çok karmaşık, içinden çıkılmaz gibi gözüken şeylerin nasıl hallolabileceğine zihnimiz bir türlü inanmaz. Zihnimiz, yani egomuzun ürünü olan fikirler, düşünceler. Zihin her şeyin zor, karmaşık, anlaşılmaz, çözülemez bir düğüm haline getirmeyi, anlaşılmaz kılmayı, ondan sonra imkansız hale getirmeyi çok sever zihin. Bazı zihin yasaları vardır, biliyorsunuz. Onlardan biraz söz edeceğim size. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Evet, tablo sanatsal, bu Arzu ile ilk tanıştığımız zaman onun evine gitmiştik, orada görmüştüm. O da bana hediye etti. Çalışma odamın arkasına böyle tam fon olsun diye koydum. Zeus'u canlandırıyor. Bakın, önünde böyle bir şekilsiz bir ham madde var. Onu bir forma sokuyor düşünceleriyle sanki. Forma sokulmuş hali de bu arkadaki sütun ve bina ve evren herhalde. Evet, şimdi konu şudur arkadaşlar. Türkan Karakoy'un herhalde aynı anda 2-3 yayın takip ediyor, soruyor arkadaşlarına. Peki konu nedir falan gibilerden. Ondan sonra konu cazip gelirse takip edecek, gelmeyecekse başka bir yere atlayacak. Tabii şey yapıyorum, şaka yapıyorum yani. Şimdi bakalım, konumuz şu, zihnin numaraları diyelim. Zihnin numaraları, üç kağıtları veyahut da zihin yasaları. Ondan sonra ikincisi, arkasından soru cevaplar biraz. Sonra da bir küçük uygulamayla gecemizi noktalayacağız arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Zihin karmaşadan hoşlanır. Sadelikten, basitlikten hoşlanmaz. Mutlaka bir kafa karışacak yani. Zihin zorluklardan hoşlanır. Zorluklar. Hiçbir şey kolay olmayacak zihne göre. Zihin yasaları. Zihin buradayken orayı özler.
Oradayken burayı ister. Zihin. Yanınızdakini, bir kişiyi arzu edersiniz onunla birlikte olmayı. Diyelim ki emek sarf ettiniz, gittiniz, geldiniz, dil döktünüz, işte ne bileyim mailler attınız, hediyeler verdiniz, hayaller kurdunuz, neyse sonunda evlendiniz, yanınızda ya da sevgili oldunuz. Bir süre sonra ne yapar? Bir başkasını özlemeye, istemeye başlar. Acaba der, onunla olsaydım bundan daha mı iyi olur falan. Zihin böyledir. Sonra zihin, arkadaşlar, ters yasayla çalışır. Ters. Bir şeyi ne kadar çok arzu edersen ondan seni uzaklaştırır. Çok tuhaf değil mi? Ne kadar fazla şiddetle arzu edersen ondan seni uzaklaştırır. Bir şeyden ne kadar korkarsan onu gelir burnunun dibine yapıştırır. Ne kadar korkarsan. Bir şeyden ne kadar nefret edersen ondan bir türlü seni kurtarmaz. Nefret ettiğin şeyi sürekli karşına çıkartır. Bir şeyden ne kadar nefret edersin. Zihin aynı zamanda unutturur. Önemli şeyleri unutturup önemsiz şeylerle seni meşgul eder. Önemli şeyi görmeni istemez. Çünkü önemli şeyler basit şeylerdir. Ama aynı zamanda da zihin sorunlarını kendinin çözemeyeceğine, sorunlarını kendi gücünle, yeteneklerini çözemeyeceğine mutlaka bir başka kişiye, başka bir şeye ihtiyacın olduğunu sana şey yapar, fısıldar. Zihin asla şimdi de burada olmaz. Evet, istenmeyen ot burnunun dibinde çıkar. Çok doğru. Zaten atasözler her şeyi söylemiş de. Zihin burada şimdi bu anda olmaz. Ya sürekli gelecekle ilgili hayaller kurar. Ya geçmişle ilgili pişmanlıklarla içinde seni şey yapar. Pişmanlıklar ve geçmişte hissettiğin duygunun sürekli bir şey gibi, zift gibi, ağır bir çamur gibi içinde boğulmana sebep olur arkadaşlar. Zihin böyle bir şeydir. Çünkü zihin bir zamanın esiridir. Zihin zamandan dolayı bizim zaman algılayışımızla alakalıdır. Ve mutluluk için zihni aşmak lazım. Ama daha basit şeyler söyleyeceğim arkadaşlar bu akşam. Ondan sonra. Ve zihin aynı zamanda paradan nefret edersen para asla gelmez. Nefret ettiğin bilinç altında ama nefret ettiğin şeye asla ulaşamazsan. Zihin gelecekte ne olduğunu bilmek ister. Onun için falcıların, astrologların, medyumların bu kadar şey olması, nasıl normalleşeceğimizi anlatacağım. Astrologların, medyumların, işte falcıların bu kadar müşteri bulmaları ya da işte bu gelecekle ilgili tahminlerde bulunan kişilerin kitaplarının bu kadar satılmasının sebebi insanın geleceği bilme arzusudur. Yani yine bu da zihnin eseridir. Şimdi zihin aynı zamanda arkadaşlar küçükten itibaren size söylenmiş sözlerin sürekli yankılandığı bir alandır. Yani annenizin, babanızın, öğretmeninizin söylediği sözler sürekli ra ra he 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 aptal tal 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 gel buraya gel 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 gel. Ne için buraya yaptın? Ne zaman adam olacaksın? Akşam eve erken gel 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 gel. Sokaklarda sürtüyorsun. Sen adam olmazsın. Ve hep yankılanır kafanın içinde. Sonra bunları kendi sesin zannetmeye başlarsın arkadaşlar. Dersin ki ve sürekli kendi kendine ondan sonra bunları söylerken bulursun kendini ve bundan kurtulamazsın.
sadece sokaklarda gezmeyi çok sevdiği, dışarı çıkmayı sevdiği için sürekli eleştirilen danışanlarım var benim ya. Dışarı çıkmayı sevdiği için. Ne yapacak? Evde oturacak. Evde oturması da yetmeyecek. Odada hapsolacak. Yani, değil mi? Yine dışarı çıkıyorsun. Yine dışarı. Yine dışarıda sürtüyorsun gibi. Neyse arkadaşlar, zihinde aynı zamanda bu yankılanma vardır ve yani gece yastığa başını koyarsın, onun sesini daha çok duyarsın sessizlikte. Sessizlikte daha. Bil ki bu sana ait. Kır dizini, otur aşağıya. Bil ki bunu bastırmaya çalıştıkça ne olacaktır? Daha fazla güçlenecek. Sen sesini kısmaya çalıştıkça, yani daha doğrusu sen onu unutmaya çalıştıkça, bastırmaya çalıştıkça o sesini daha gür bir şekilde, daha da mı bastırdın, rüyalarında kabus olarak karşına çıkacaktır. Rüyalarında görüntü olarak, görsel bir senaryo olarak karşına. Şimdi bu kadar anlattık zihni, biraz da nasıl çözülürle ilgili şey yapalım. Aslında bunları anlatırken çözümle ilgili de ipuçlarını vermiş oldum. Bir, bizim nöronet dediğimiz, yani nöronet denen bizim derken, toplumsal sesler var. Toplumun sesi kafamızda yankılanan. Bir şey eğer olumsuzca kafanızda yansıyorsa, kendiniz hakkında, başkaları hakkında, dünya hakkında, Tanrı hakkında, kadınlar hakkında, erkekler hakkında, para hakkında, başarı hakkında negatif şeyler zihninizden geçiyorsa bilin ki o size ait değil. Ruhumuzda böyle sesler yoktur arkadaşlar. Özümüzde böyle bir ses yoktur. O bize ait değildir. O toplumun sesidir. Nöronitin sesidir o. Bir kere bunu bileceğiz. Ne yapacağız? Sesleri tarafsız olarak dinleyeceğiz. Hatta onu yazabiliriz de. Ne geçiyor? Kafandan sürekli ne? Bazen de içinizden geçen bu sesleri, yankılanan sesleri sahip olan kişileri hayatımıza çekeriz. Bazen değil, genellikle öyle olur. Bir eş olarak, bir arkadaş olarak, bir amir, memur olarak ya da sokaktan geçen biri olarak karşımıza çıkartırız onları. Çünkü içimizde yankılanan o ses frekans olarak başkalarına ulaşır. O cümleyi size söylemek isteyen kişiyle karşılıklı muhatap olursunuz. Diyelim ki sen adam olmazsın diyen bir ses var kafanda. Bir süre sonra o sese rezonansa giren ya da o sesle "Aa evet tamam" falan diyen ve bu ses de kendisine söylenmiş olan kişiyi gider bunu başkasına aktarır arkadaşlar. Ya durum mesela yakın bir ilişki kurdunuz. Demin söylediğim gibi eş, arkadaş, amir, memur, iş arkadaşı vesaire dostunuz. Mutlaka arasından birisi eğer kafanızda sen adam olmazsın varsa ya bunun aynısını söyleyecektir ya da bunun muadili, benzerini söyleyecektir. Kendi hakkındaki negatif salak olduğuna inanıyorsan kafanda mutlaka bir gün gelecek o sana söylenecektir. Çünkü kafanın içindeki o yankılanan seste sen bunu kendi düşüncen zannediyorsun ya, hani düşünceler bir çekim alanına sahipti ya, aslında o senin düşüncen değil. Ama o düşünceye tarafsız bir gözle bakıp da ayrıştırmadığın zaman ne yaparsan onunla muhatap olursun. Demek ki bunları dinleyeceğiz, farkında olacağız, taraf tutmayacağız, onunla özdeş olmayacağız, hatta gerekirse yazacağız, hatta bunları tekrar edeceğiz. Tekrar ettikçe ne olur? Artmaz, azalır. Nasıl olur? Bakın iki negatif şey bir araya gelir, mesela bu negatif bir frekans, böyle titreşti. Aynısını karşı taraftan gönderdiler. Bunlar birbirini kırar ve düz bir şeye gelir. Birbirlerini nötrlerler. Ya birbirlerini nötrlerler arkadaşlar. Şimdi hatta bununla ilgili Osho'nun çok güzel bir deyişi var.
İnsanoğlu diyor, beklentiyi o kadar sever ki diyor, beklemeyi. Yahudiler uzun süre diyor şeyi beklediler, Mesih'i. Mesih geldi, İsa. Dedi ki sen kimsin dediler. Ben Mesih'im dedi, ima etti ya da. Dedi, inanmadılar ona. Onlar hala beklemeye geçtiler ve hatta onu çağırmaya gelmek istediler. Bu Yahudilere özgü bir şeydi bu. İnsana özgü bir şey ve insan zihnine özgü bir şey. Sürekli hayalinde, hayalindeki aşkı, hayalindeki mutluluğu arayan bir araba alırsın mesela. Hayalindeki arabadır o. Bir süre sonra yandakinin arabasına bakarsın. Ulan şunu mu alsam acaba diye. Onunki daha güzel falan. Anladın mı? Bir tanesi bu. Şimdi diğeri arkadaşlar. Bakın ne yapacaksınız biliyor musunuz? İşe hayatınızı düzeltmeye, düzenlemeye ve değiştirmeye. Ya ben bunu yapabiliyorum. Eğer bunu yaptıysam her şeyi yapabilirim. İki pozitif çarpışınca artar, büyür. Bunu yapabilirim. Eğer bunu yaptıysam, bu minicik şeyi yaptıysam her şeyi yapabilirim duygusu gelir insana. Çok basit. Başlıyorum. Önce evin derli toplu olacak kardeşim. İlla da böyle simetrik, aşırı temiz ve düzenli olması gerekmez. Evin derli toplu olacak, karmaşık olmayacak. Çünkü senin evin, senin odan, senin zihnini temsil eder. Zihnini temsil eder. Olabildiğince temiz ama aşırı titiz değil. Olabildiğince düzenli ama mutlaka takıntılı bir simetri hastalığına varır şekilde değil. Olabildiğince sıcak. Sıcak. Olabildiğince zenginliği hatırlatacak kaliteli eşyalar. Az olsun, bir tane olsun bak, bir tane. Eve girdin başka hiçbir şey yok, paran yok mesela. Bir tane çok pahalı bir koltuk, yanına da bir sehpa al, orada başla. Ama böyle kırık, dökük, ucuz, anladın mı? Şeyleri alıp yığma evine. Sonra kıyafetlerin çağdaş olacak, modern olacak. Yakışanı giyeceksin. Çapaçul olmayacak. Çapaçul olmayacak. Aşırı derecede siyah ya da koyu renkler olmayacak. Hele kahverengi, sürekli kahverengi asla, asla olmayacak. Sonra yüzün, gözün, saçın, dişlerin bakımlı olacak arkadaş. Bak, saç, baş, erkeksel sakal, bıyık. Dişler çok önemli. Onlar temiz olacak, bakımlı olacak. Şimdi zihniniz diyecek ki, iyi de bunları yaparız ama bunlar hep parayla, pulla olan. Hayır, bu dünyanın en büyük yalanı budur. Her şey parayla. Hiç alakası yok. Bununla ilgili ben defalarca anlattım. Kitabımda da yazdım. Kitabımda. Arkadaşlar, iki kere Milli Piyango'dan en büyük ikramiyeyi kazanan, artık ismini unuttum, yıllar önce yazmıştım. Eminönü Yeni Camii'de ayakkabı boyacılığı yapan adam iki kere kazanıyor. Birincisini kazanıyor, yiyor, bitiriyor. Sonra tekrar boyacılığa başlıyor. Yine Milli Piyango, hemen Milli Piyango'da Yeni Cami'nin arkasında şeydir ya, Gönül abla mıydı? Nimet abla. Oradan alıyor, tekrar kazanıyor. İkinci onu da yiyor, bitiriyor. Onun için bana anlatmayın. Öyle bir şey yok. Bir yaşam gustosu edineceksin. Yaşam gustosu. Demek ki odan, eşyaların düzenli olacak, zevkli olacak. Ha, zevkin ne olduğunu bilmiyorum. Soracaksın, öğreneceksin. Bu bununla yakışır mı diyeceksin. Açacaksın, internet var. Modayı takip edeceksin. Renk uyumu, biçim uyumu, ne neyle gider, neyle, vücuduna hangisi gider, bunlara bakacaksın. Sonra akıllı arkadaşların olacak. Akıllı ve varlıklı arkadaşlar edineceksin. Akıllı ve varlıklı. Boş şeylerle uğraşan, boş boş konuşan, dedikodu yapan, onu bunu çekiştiren, onu bunu eleştiren, hayata sürekli negatif bakan insanlarla arkadaş olursan sen de onlar gibi olursun. Ezik, ezik,
zavallı rolü oynayan insanlarla birlikte olursan sen de onlar gibi olursun. Sürekli hayata muhalif, herkese kızan, herkese her şeyi, havayı, suyu, insanı, taşı, toprağı, uçağı, devleti, parayı, pulu, her şeyi eleştiren insanlardan uzak duracaksın. Pozitif insanlar, pozitif olacak, akıllı olacak, çağdaş, bilgili olacak, takip olacak. Ve seni aşağı çeken, eleştiren, bir kilo almışım biraz falan. bu da çok, makyajı bilmem ne, çok mu makyaj yapmışsın sen? Falan gibi. No, bir senin sevgilin vardı, hani şey yapmıştı seni, aldatmıştı falan böyle. Ya da sana ne diyordu? Falan gibi. Sürekli senin yaşadığın kötü olayları sürekli hatırlatarak, sürekli senin zaaflarını, hassas noktalarından seni vurmaya çalışan kişilerle birlikte oluyorsa o zaman mazoşistsin demektir. Sana söylenecek bir şey yok. Olmayacaksın onlarla. Aa yok, ben illa da olayım. Onu şey yapamam. O benim arkadaşım. Nasıl? Pardon. Nasıl arkadaşın ya? Nasıl arkadaşın abi? Böyle arkadaş mı olur ya? Böyle arkadaş olmaz. İstersen devam edersin. Bu aralar kendime bakmak istemiyorum. İçimden gelmiyor. Sen bilirsin. Bakacaksın. Mutfağın temiz olacak. Birikmiş bulaşık olmayacak. Yani tık tık iki hareket. İki hareket. Bir zamanını boş işlerle harcadın diyelim ki. Sürekli elin telefonda YouTube'a baktın. Baktın. Akşama kadar baktın. Yazıştın boş. Buldun bir arkadaşını, kendi yaşadığın geçmişteki kötü olayları sürekli anlatıyorsun. Anlatmayacaksın. Nasıl ağzından içeri kötü yemek koymuyorsan, pis, kötü, iğrenç yemekler, kendi hakkında ve başkaları hakkında asla kötü bir şey söylemeyeceksin. İyi şeyler söyleyeceksin. Çok mu zor? Para mı ister bu? Paraya pula ihtiyaç var mı bunun için? Annenden, babandan, şuradan, buradan duyduğun negatif varsayımları, kötü cümleleri, hele bela ve lanet, işte Allah onları bildiği gibi yapsa, Allah belalarını versin. Asla! Söylemeyeceksin. Bak ne kadar kolay. Para istemez, pul istemez. Çok kitaplar okumaya falan da gerek yok. Değil mi? Evet. Peki. Şimdi arkadaşlar, bakalım. Kötü bir davranışa maruz kalıyorsak bir örnekle açıklar mısınız diye yazmış. Onu açıkladım galiba. Bu cümleye herhalde biraz geride kaldım. Efendim. Şimdi çocukların odası arkadaşlar, hiç ellemeyeceksin, toplamayacaksın. Belli bir yaştan sonra kendi odalarını kendileri toplamak zorunda. Dolayısıyla bir süre sonra o karma karışık yerde yaşamaktan kendileri sıkılıp bıkacakları için kendileri ufak ufak toplamaya başlayacaktır. Odasını toplayan çocuk hayatta başarılı olur. Kendi kendine söyledikçe ters etki yapar. Ya ikinci el eşya olur da kaliteli eşya vardır, değil mi? Tam senlik mesela, özel. Özel ikinci. Aha, bakalım. Evet. Ne o bu? Nötr harika bilgiler diyor. Osman Polat girmiş. Neyse. Evet evet. Canlı yayını kaydedeceğim arkadaşlar. Daha sonra da YouTube kanalından bunu bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, mecburi diye bir şey yoktur. Böyle akrabalar oluyor, mecburi görüşüyoruz diye bir şey yok. Görüşmek zorunda değilsin. Ya da kısa görüşürsün. Memnun olmadığını, söylenenlerden, yapılanlardan memnun olmadığını belirtirsin.
Ben 18-20 yaşında bile enişteme bir gün öyle bir şey söylemiştim ki şok olmuştu herkes. Ama ondan sonra eniştem bana bir daha mesela o tarz bir şey söyleyemedi. Annem her gittiğimde ne kadar mutsuz olduğunu, ne kadar kötü durumda olduğunu anlatırdı. Ben de derdim ki, en sonunda dedim ki bir daha böyle dersen seni ziyarete gelmem. Ona göre dedim. Tehdit ettim onu. Bana artık söylememeye başladı. Kız kardeşime söylüyormuş. Kız kardeşime bana söylemiyor mesela. Nasılsın anne diyorum. İyiyim şükür diyor. Alışkanlığı onu. Kendini acındıracak. Ziyaretimi çoğaltmaya çalışıyor. Ben de tam tersini yaptım. Yapabilirsin arkadaşlar. Yapabilirsin. Önemli olan tek şey, bakın. Şimdi bu kişisel gelişimcilerde şeydir, şey derler. Önemli olan tek şey sensin, tek kişi sensin. Önemli olan tek şey gerçektir, hakikattir, pozitifliktir. İnsanı yücelten şeydir, önemli olan odur. Faydalı, insanı mutlu, güçlü, sağlıklı yapan şey önemlidir. Dedikodu, bir faydası var mı dedikodunun? Yok. Karamsarlığın faydası var mı? Eleştirinin, aşağılamanın faydası var mı? Yok o zaman. Odur ya. Yalanın, hilenin, hurdanın faydası var. İşte onu diyorum. Yakınımız ise zaten ben yakınlardan bahsediyorum arkadaşlar. Böyle işte ama mecburuz falan. Şimdi arkadaşlar bu mecburiyet var ya arkadaşlar. Mecburiyet. Mecburiyet çok büyük bir yalandır. İnsanın en büyük yalanı mecburum, zorundayım, zorundayım ister istemez. En büyük yalanlarından biri bu. Ben şu kadar yıldır bu işin içindeyim. Bu tip insanların ortak özellikleri tembel olmalarıdır. Tembel. Mecburum, tamam o zaman. Zorundayım. Böyle bir şey değil. Mecbur değilsin, zorunda değilsin, tembelsin. Mutlaka bir yol bulursun. Mutlaka. İstersen. Evet. Peki. O sizin dediğiniz insan tipleri tarihin derinliklerinde kaldı. Pardon, hangi insan tipi? Hemen senin üstünde bak kayınpederim çok negatif. Bıktım artık diyor. Peki. Arkadaşlar bakın, şimdi insan kutsal bir varlıktır değil mi? Bak çok önemli, insan kutsal bir varlıktır. Zaman kutsaldır, dünya kutsaldır. Bak bunlar kutsaldır. Biz kutsalız, onlar da kutsal. Bu kutsallığı ve zamanın kutsallığı ve dünyanın hiçbir şeyle kirletmeyin. Siz bunu yapmayın, yapana da izin vermeyin. Örnek veriyorum, Almanya'da meşhurdur ya işte sokağa birisi bir şey atsın. Anında onu önce uyarırlar, devam ederse belediye şikayet ederler. Belediye tak diye gelir, beyninde boza pişirir. Çünkü o sokak, bak o sokak herkesin sokağı ve sokak kutsal. Toprak kutsal. Bu vatan kutsal değil mi? Şimdi bizim burada hemen aşağıda bugün pazar olduğu için arabalarını çekiyorlar. İşte burası manzarası çok güzel diye. Ondan sonra arabalarını çekiyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bütün çöplerini orada bırakıyorlar. Böyle yapan kişi sadece buraya mı zararı var? Hayır. Gidin onun hayatına, hayatının nasıl olduğuna. Hayatı berbattır. Biliyor musun? Hayatı berbattır. Müziği sonuna kadar açıyor. Bak o kutsal vatan toprağını o çöplere atıyorsun. Müziği sonuna kadar açıyorsun, başka kutsal insanın beynini ütülüyorsun. Kendi beynini de ütülüyorsun. Sonra ne tür müzik dinliyorsun? Kendine acımalı müzik mi bağırıp çağırıyor mu belli değil, bir müzik dinliyorsun. Ruhunu da kirletiyorsun, ruhunun kutsallığını. Benim için kutsallık önemli kardeşim. Bu kutsallığı kim bozarsa, kim değiştirirse, babamın oğlu olsun, babamın oğlu olsun, yani kardeşim olsun, hiç dinlemem. Övmek gibi olmasın,
Çocukken, küçükken ve gençliğimde ve yetişkinliğimde ben böyle birisiydim. Bu kutsallığa önem veren, yanlış fikirlerin hemen doğrusunu, öyle değil, aslında böyle falan diyen bir tipti. O zamanki akrabalarım da bana böyle bakarlardı falan. Şimdi ne oldu? Bir sorun olduğunda telefon açıyorlar. İşte benim kocam çok kötü, ona bir yardımcı olur musun? Yok işte benim kardeşim çok kötü, morali çok bozuk. İşte annemiz öldüğü için onunla bir konuşur musun? Ben diyorum bak ölüm son değildir. Ben bunları daha önce de anlatıyordum. Değil mi? Geçen gün birine de fırça attım. Ben sana yıllar önce bunu söyledim. İnsan tanrısaldır dediğim için ödü patladı. Benle selamı sabağı kesti. Sonra evlerine gittim. Bir tarif etti. Şakti'yi buldum. Şakti'den bir tane sokağa geçtim. Geri geldim. Tak döndüm. Kapının önünde park ettim. Dedi ki tanrısal olduğuna inandım şimdi. Neden? Evi buldum. Ya bu çok basit bir şey yani. Herkes evi karıştırıyormuş. Onların kafaları karışık çünkü. Kafalarında bir kişi yok ki 50 kişi var. Aradan yıllar geçti. Bir şey oldu. Eşi için benden yardım istiyor. Morali bozukmuş. İşte birisi vefat etmişti, ona üzülmüşler falan. Ölüm diye bir şey yok. Ben anlattım uzun yıllar önce. Öldükten sonra ne oluyor diye. Ruh bilim diye bir şey var. Adamlar araştırmış, yapmış, etmiş. Ya. Tanrısal dediğim için telefonuma çıkmıyordu ya. Dedi ki ben tanrısal olmak istemiyorum dedim. Zaten tanrısalsın sen. Nereye kaçacaksın? Evet, kadınlar kadınlara bunu çok yaparlar. Bir de dilleri çok kuvvetli olduğu için. Kadının şeyi negatifi 1000 kere negatiftir. Ondan sonra erkeğin negatifi ne yapar? En fazla bağırır, çağırır, döver, möver falan o kadar. Ama arkadaşlar, pardon. Görüntü gitti, pardon. Niye böyle oldu? Okey. Elim kameraya gitmiş, kapatmışım. Ya arkadaşlar, gördünüz mü? Ölüm yoktur çünkü ruh ölmez. Beden durur. Beden makinesi, beden avatarı. Yani Müslüman biri bunu bilmesi lazım. Ruhun ölümsüz olduğunu. Öte dünya diye bir yer var. Tek, yani değil mi? Tekrar enkarnasyona inanmasak bile onu diyelim ki kabul etmiyoruz. Ruh ölümsüz. Ha, bunları anlatalım o zaman. Başka bir programda bunu uzun uzun anlatalım. Şeyde şimdi kısa bir özet yapayım. Çarşamba akşamki yayında inşallah bunları şey yaparız. Anlatırız. Evet. Arkadaşlar burada kitap tavsiyeleri vesaire. Ondan sonra. Evet. Şimdi ruh bilim diye bir şey var arkadaşlar. Spiritualizma olarak geçer. Spirit ruh demektir. Ondan sonra bunda araştırmalar var. Medyumlar vasıtasıyla yapılan araştırma ölümün nasıl olduğunu, ölümden sonra ne olduğunu, öbür dünyanın nasıl olduğunu, öbür dünyada neler yaşandığını bir neredeyse kat be kat böyle kat kat derece derece anlatmıştır yani. Elin insanları, garibim bilim insanları, ruh bilim insanlar, ruh bilimi araştıran bilim insanları, bilim mutlaka fizik, kimya, biyoloji, astronomi vesaire olacak hali yok tabii ki. Değil mi? Ruh bilim araştıran insanlar bunu, bir de bunlar böyle eften püften küften insanlar değil yani. Bunlar o dönemin şeyleri,
Mesela birisi William Crookes. Crookes tüpünün bulucusu. Bu işlerle ilgileniyor, şoka giriyor. Allah Allah, nasıl olur falan diye. Türkiye'de Bedri Rüsselman, doktor kendisi. Tıp doktoru yani. Ama bunlar ne oluyor? Örtülüyor, kapatılıyor arkadaşlar. İnsanın ölmesi demek, astral bedeninin, normal bedenler astral bedeninin çıkış yapıp göbek bağının kopması demektir. Göbek bağı kopar ve astral beden bulunduğu yere gider. Fiziki bedeni bırakır. Biz astral bedeni başka yerde de bırakıyoruz ama kopmuyor bağ, o da uykudayken. Biz uyuduğumuz zaman uyumak demek, vücudun şarj olması demek ve beden yoruluyor, astral beden şarj oluyor kendine ait enerjiyle. Şarj olması için ait olduğu yere gidiyor. Ama gümüş bir kordon var, o kordon bağı kopmadığı için tekrar uyandığı zaman geri dönüyor. Uyandığımız zaman geri dönüyoruz ve biz uyurken rehberlerimizle konuşuyoruz, ondan sonra ölmüş sevdiklerimizle görüşüyoruz, istediğimiz yerlere gidiyoruz ama bunları hatırlamıyoruz. Çünkü bilincin ve bedenin baskısı var. Beden frekansı düşük, diyelim ki beden frekansı 200, astral bedenin frekansı 1000-2000, ruhun frekansı sonsuz. Dolayısıyla ruhun frekansıyla beden frekansı arasındaki astral beden bir tür ne görevi görüyor? Bu elektrik şeyleri ondan sonra merkezden gelip dağıtıma girmeden önce ne yapıyorlar? İndirgiyorlar onları. Ne deniyor onlara? Ya mesela bir şey. Değerli Rabbim, sizin gibi değerli insanları hep karşımıza çıkarsın inşallah. Tamamen sana bağlı. Gerçekten değerli insanları istiyorsan, değerli insan demek hakikatleri, gerçekleri seven ve bunu aktarmayı seven kişi ise, zaten sen de gerçekleri, hakikatleri seviyorsan o karşına çıkacaktır. Bunu Rabbin çıkarsın falan. Rabbin zaten öyle bir sistem kurmuştur. Dur bakayım, şunu iyi insanlarla karşılaştırayım, şunu da kötü. Öyle bir şey yok yani. Arkadaşlar, şimdi evet, İlahi Nizam ve Ruh ve Kainat gibi kitaplar çok önemli. Şimdi arkadaşlar, tabii çok eski dilde yazılmış. Şimdikinin realitesine göre bazı eksikleri, kusurları olan kitap ama öyledir. Şimdinin bilimi geleceğin eksiklik şeyidir, bilgisidir aslında. Şimdi arkadaşlar, birisi yazmış, demiş ki eşim bana diyor ki benim paramı yiyorsun. Hayır efendim. Erkek kazansa bile değil mi ki evliyken bunu kazanıyor? O bir hukuksal bir mecburiyet olmasının dışında, biliyorsun hukuksal bir durum var. Erkeğin evliyken kazandığı şeyle eşit olarak paylaşılır. Ancak bunun ötesinde bir erkek bir kadınla evliyken kazandığı şeyin mutlaka kadının enerjisinin etkisi vardır. Dolayısıyla öyle benim param falan yok. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. O karısının da parasıdır. Ha, çok harcıyorsa onu bilemem. Yani savurganca. Evet, ruhların yolculuğu mesela. Böyle kitaplar var. Ruhların yolculuğu çok önemli. Oradan da okuyabilirsiniz. Evet, şimdi bu kesin vardır, kesin ve evrensel bir yasadır gibi ben çok söylemeyi sevmem. Bir gün Kıbrıs'ta konferansa gitmiştim. Birisi dedi ki enkarnasyon sizce var mıdır? Yani böyle illa böyle mızrağın ucuna seni koyuyor, cevap veriyor. Diyor ki evet ve hayır diyeceksiniz diyor. Evet veya hayır diyeceksiniz. Ben dedim ki ben bilmem, sen araştır. O senin, madem soru soruyorsun, sen hiç araştırmadan, çaba sarf etmeden, kitap okumadan bana bunu bu şekilde soruyorsan ben de cevap vermem.
Ben bilmiyorum. Sen araştır. O senin görevin dedim. Evet, söyle bakalım. Enkarnasyon var mıdır? Evet ve hayır. Yok, öyle şeylere gelmem. Enkarnasyon vardır da nasıl vardır? O kadar çok karmaşıktır ki arkadaşlar. O kadar karmaşıktır ki. Diyeceksiniz ki az önce demiştiniz ki hani karmaşık değildi, her şey basit ve sadeydi. Evet, bu da sade. Ama daha bir bedeni terk eden ruhun, astral bedenin öbür aleme gittiği konusunda bile kafa karışıklığı olan birine bir tane ruhumuz var. Onun bir sürü faceti var, parçası. Aynı anda birçok yerde enkarne oluyorsun desem ne olacak acaba? Yani. Evet, regülatör. Regülatör, çok doğru. O regülatör görevi görür şey astral beden, yani fiziki bedenle ruh arasında ruhun çok yüksek bir şeyi vardır, frekansı vardır. Onun indirgenmesi lazım, regüle edilmesi lazım. Ya. Müstahakın da müşerref olursun, doğru. Güzel bir an. Müstahak, neye müstahaksan onunla müşerref olursun, onunla karşılaşırsın. Müstahak ne demektir? Bilinç altında mevcut duyguların neyse o duygularla rezonansa giren kişiler, varlıklar ve durumlarla karşılaşırsın. Bunun hiç lamıcımı yoktur yani. Birçok insan karşı cinsten nefret eder. Ve hayatında kadınsa hep erkeklerle sınav yaşar. Erkekse de kadınlarla sınav yaşar. Kayınvalide gider, yok kızı, yok ayrıldı karısı, yok kız arkadaşı, ya sokaktan geçen, hep bir kadın yani. Çünkü nefret ediyor. Efendim, paradan nefret ediyorsa parayla hep sınav yaşar. Para ondan kaçar, onu uğraştırır. Yani en sonunda o nefret ilişkisini yaşamak zorunda kalır. Bunlar nerede? Bilinçaltında. Nasıl değiştiriliyor arkadaşlar? Bunun birçok yolu var. Ben hep anlatıyorum. Konu buraya geliyor. Mecburen geliyor. Daha önce kullandığım yöntemleri ben yaptım, bıraktım. Neden? Çok hızlısını buldum çünkü. Kristallerle çalışıyorum. Bakın şu da benim mesela. Uzun zamandır kullanmadım ama çok sevdiğim bir kristal. İşte bu böyle salınımlarla sorulara cevap veriyor. Öne arka ya da sağa sola ya da böyle şey yaparak ya da durarak. Dört tane cevap. Ve aynı zamanda da kodlayabiliyorum. Kodlayabiliyorum. Yani bir kişinin parayı reddetmesine neden olan deneyiminin kaç yaşında olduğunu bulup onu nötrleyip sonra da kontrol ediyorum. Çok basit dedim ya. Basit, net, açık. Basit, net, açık, karmaşık değil. Dolayısıyla mutlu olma, zengin olma, sağlıklı olma ya hakkınız olduğunu düşünün ve bunu elde etmek için gerekli çabayı gösterin. Nereden başlayacaksın? Odandan, evinden, üstün başından, dilinden, gözünden başlayacaksın ve çevrenden. Çevreni temizleyeceksin. Dilini çalkalayacaksın, temizleyeceksin. Çalkala derken, yani kulağını sürekli eleştiren, seni aşağılayan şahmet habercileri, yok kıyamet kopacak, yok şöyle olacak, yok virüs geldi diyen şeyleri dinlemeyeceksin. Ya battık, bittik, öldük diyen, küfreden, Allah belanı lanet olsun diyen ya da çıldıracağım, kafayı yiyeceğim falan gibi, bıktım artık, işte çözemiyorum hiçbir şeyi, ben adam olmam, bu iş çözülmez, yine aynı şey oldu, bir çıkmaza girdim gibi negatif cümleleri söylemeyeceksin. O cümleleri söylediğin için öyle oluyor zaten, öyle olduğu için o cümleleri söylemiyorsun. Ya sonra bakacaksın etrafındaki çocukken hangi insanları modelleyip örnek almışındır? Tabii ki çocukken 3-5, 2-3-4 yaşlarında etrafında kim varsa aynı onları taklit ettiğini fark edeceksin. Ve
Ustasına başvuracaksın. Ustaya. Tamam? Ustasına gideceksin. Yalap şalap. Biraz şuradan yapayım. Biraz buradan yapayım. Ha falan. Dur ben kendi kendimi hallederim diye kendine beyin ameliyatı yapmaya kalkışmayacaksın. Arkadaşlar bu işler ciddi işler. Onun için bir de arkadaşlar renk uyumu çok önemli. Bakın renk kullanmak, bir ara renk bilimi diye bir kitap yazmış olan ve bunun seminerlerini veren bir beyefendi vardı, şey yaptı, vefat etti o. Renkler çok önemli. Renkler çok önemli. Böyle deli kızın çeyizi gibi her renkten bulundurmamak lazım ama renklerin de kendi içinde bir dengesi var. Bunu öğrenmek de kolay. Bir bilene soracaksın ya da açacaksın şeyi internette, Google'dan ne neyle gider onlara bakacaksın. Ne neyle yakışır, denk düşer. Yakışanı bulmak çok önemli. Bir gün renklerle ilgili yani YouTube'a girerek de şey yapabilirsiniz, bunu takip edebilirsiniz. Ama ben çevremde renk konusunda çok şey olan bir eşim var mesela, Arzu çok çok iyi bu konuda. Renk biçim, zaten kendisi modacı idi. Ondan sonra o bakımdan önemli. Bunları şey yapabilirsiniz, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tür şey orucu yapabilirsiniz. Kirlilik orucu. Yani bir temizleme, arınma gibi. Sözlerde temizlik, hep pozitif kullanmak, işit seslerde ve cümlelerde temizlik, negatif konuşan kişilerden, programlardan, gereksiz sürekli politika, sürekli spor, mesela spor. Sadece bir maç hakkında saatlerce konuşan insanlar var ya, birini bırakıyor öbürüne bakıyor, birini bırakıyor öbürüne bakıyor. Saatlerce. Hayatı sadece spor olan insanlar var. Hadi onlar ekmeklerini oradan kazanıyorlar, anlatıyorlar. Onların görevleri ne? Bakarsın, çok meraklıysan maç izle, oradan bak, şuradan bak, kapat. Değil mi? Ondan sonra ne şeyi, orucu arkasından, ne orucu, şey temizliği, ondan sonra mekan temizliği çok önemli. Hem bildiğimiz toz ve pislik temizliği anlamında, bir de evde gereksiz eşyaları bulundurmamak. Anneanneden, dededen kalmış şeyleri, eski eşyaları, fazla eşyaları bir gün bana lazım olur diye bulundurmamak. Sürekli tahliye etmek çok önemli. Eski şeyleri tahliye etmek. Atabilmek cesaretini göstereceksin. İnsan bedeni bile sürekli kendini yeniliyor. Bildiğin yeniliyor ya. Hücreler yenileniyor, kemik yenileniyor, kaslar, her şey yenileniyor. Eski eşyaları bulundurmayacaksın. Özellikle de büyük annelerden, büyük babalardan kalmış olan eşyalar hatıra olsun diye bile olsa bile onlara çok dikkat edeceksin. Seni eskiye götürür, atalara götürür. Onlar da tahliye yapacaksın. Okumayacağın eski kitapların, senin için artık bir anlam ifade etmeyen eski kitapları bulundurmayacaksın. Bir sürü gereksiz kitap var mesela. Ben çok böyle şey yaparım, atarım çoğunu. Böyle her gün değil tabii de. 3 yılda bir, 5 yılda bir. Arkadaşların, dostların arasında da öyle şeyde bulunacaksın. Tahliyede bulunacaksın. Bir arkadaşlık artık seni yukarı çekmiyor, yükseltmiyorsa, seni mutlu etmiyorsa bırakacaksın onları. Seni kendi bataklığına, kendi umutsuzluğuna, kendi karamsarlığına, kendi öfkesine, kendi yokluğuna, hiçliğine çekmeye çalışan insanlardan uzak durun. Mecburum. Yok öyle bir mecburiyetim. Mecbursan da mecbursun. Öyle olduğuna inanmak istiyorsan sen bilirsin. Ben söylüyorum.
Yapılabilir, başarılabilir yani. Sen kendini o bataklığın dışına çık, yarın öbür gün onları kurtarma şansın olabilir. Eğer kurtulmak istiyorlarsa. O çizgide gitme. Geçen gün beni eski bir arkadaşım aradı. Ondan sonra çok eski yani 20 yaşlarından kısa bir arkadaşlık yaptığım bir şey. Şimdi çoluğu var, çocuğu var, belki torunu da vardır. Ondan sonra oradaki ortak arkadaşlarımızın iki tanesinin vefat etmiş olduğunu söyledi. Ondan sonra biri midesinde bir problem varmış. Neden? Gastrit, ülser vesaire neyse temizlemediği bir duygusuyla alakalı. Diğeri kanser olmuş. Çok alkol alırdı zaten. Şimdi benle aynı yaşta onlar. Çoluğu çocuğu var, eşi vardı. Ne oldu onlar? Kaldı ortada. Bir hayat ziyan oldu. 70 yaşındaydı canım. Artık zamanı geldi. Hayır öyle bir şey yok. Ben de 70 yaşındayım. Kendine bakmak durumundasın. Kulak asmayın işte aman yaşlandı da şöyle oldu falan. Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sonra etrafınızda konuşulan, söylenen şeyler, bazı inat cümlelerini sorgulayın. Bu doğru mu? Doğru mu mesela? Allah iyilerle karşılaştırsın. Az önce mesela biri yazmış biri. Ben ne yaptım? Onunla ilgili, değil mi? Onunla ilgili fikrimi söyledim. Onu çünkü şey yapıyorum. Hani üzerinde düşünüyorum. Düşünüyorum, eleştiriyorum ve bir sonuç çıkartıyorum. Ne diyor Kur'an'da mesela? Allah iyilerle karşılaştırsın demiyor. Çok ilginç bir şey söylüyor orada. Diyor ki, Müslüman bir kadın, Müslüman bir inanmış bir kadın, inanmış bir erkekle diyor. Yani kimin şey durumu neyse, bilinçaltı durumu, içsel hali, duygu hali neyse benzeriyle karşılaşır. Ne demek istiyor? Evrende fizik bir yasa var. Bu yasayı ben koydum, haberiniz ola demek istiyor. Bu kadar. Böyle bir şey yok. Onun dışında bir şey yok. Sonra bazı cümleler vardır. Mesela çok herevelazım lazım güzel cümlelerdir. Her gün bir öncekinden daha iyiyim. Mesela bu çok iyidir. Her gün bir öncekinden daha iyiyim. Bir diğeri ben yaşlanırım ama ihtiyarlamam. Yani yaş alırım ama ihtiyarlamam. Değil mi? Evren sonsuz bollukla doludur. Ve ben bütün bunlara sahip olduğumu biliyorum. Sonsuz bollukla doludur evren. Ve ben bunlara sanki sahip değilmişim gibi yapmayı bırakıyorum diyeceksin. Ben sanki bunlara sahip değilmişim gibi yapmaktan vazgeçiyorum. Bu oyunu oynamayı artık bırakıyorum diyeceksin. Bir arkadaşımız var. Evet diyor. İnsan bir yaşamında hakiki bir insan olamıyor. En az 7 kere dünyada beden olarak sonsuz şuura dalabilir. İyi. Eyvallah. Bu da mesela bir şey. Yani bir seferde olamıyor. Evet. İptal ediyorum ile tövbe aynı şey değildir. Tövbe sana ve başkalarına zarar veren senin bir davranışının senin tarafından fark edilip bir daha bunu yapmamalıyım çünkü şöyle şöyle oluyor demesidir ve ondan sonra onun yapılmamasıdır. Böyle iptal ediyorum da hiçbir şey iptal olmaz. O kişisel gelişimin şey halidir, ne diyelim? Sapkın halidir. Sulandırılmış hali, sapkın demeyelim. Evet, erkek bir türlü para kazanamıyorsa sadece eşin olumsuz enerjisiyle alakalı değildir ama çok büyük
etkisi olabilir. Arkadaşlar bu ilahi nizam ve kainatın, kainatta yazılan kehanetlerin ben illa da olacağını inanmıyorum. Onu söyleyeyim. Mutlaka bu gerçek olacak. Ona inanmıyorum. Bazı insanlar bu kitaba neredeyse bir kutsal kitap muamelesi yapıyor. Onun da doğru olmadığını düşünüyorum. Dünya dinamik bir şekilde kaderler yazılır. İnsanların davranışı değiştikçe gelecekte değişir. .com. Peki arkadaşlar, bu akşamki yayınımız burada sona eriyor. Keyifli, güzel, aktif bir yayındı. Ondan sonra teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Tekrar buluşmak üzere. Ondan sonra sözümü unutmayacağım. Çarşamba günü bu ölümden sonra yaşam vesaire ilgili şöyle bir özet şey yapacağız. Tekrar bir ele alacağız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.